Bismillahirrahmanirrahim. Çoktan beri Zevk Dershanesi'nde ders yapmadık. Ben bugün böyle içimden gelen bir yeri okuyacağım. Önce başka bir yeri düşünmüştüm ama orası biraz ilmi ve ağır. Yani biraz bugün hafif olsun. Değil mi? Bu 29. mektubun 7. kısmı. Yani bu ders çok enteresan bir ders. Yani bütün mesele işarat-ı seb'a diyor yani. Üç sorunun cevabı olarak 7 işarettir diyor. Birinci sual 4 işarettir diyor. Biz 3. işaretteyiz. Yani birinci sorunun cevabını hala devam ediyor. Diğerleri de var da ama biz 3. sorudan itibaren okuyacağız inşallah. Tabii gerçi elhamdülillah bu dersin yani aksi ispat edildi. Yani ben daha önce de söyledim belki derslerimde, sohbetlerde. BBC'de bir açık oturum izledim. Çok manidar birisi, Belçikalı bir profesör, iki tane de İngiliz profesör konuşuyorlar. Yani üçü de Müslüman yani ama üçü de profesör. Şimdi orada ilginç tespitler yaptılar yani. Bu biliyorsunuz Darwin denen adam ortaya çıktığı zaman, maymuncuların babası. Yani bu 20. yüzyılın başı tamamen pozitivizm. Pozitivizm demek akıl adına dini ve maneviyatı reddetmek manasına. Yoksa kelime manasına biz karşı değiliz yani. Pozitivizm demek olumlu bakış demek yani. Ama öyle değil. Onun yani aklı esas alıp vahyi ve manayı reddetmek manasına. Yani öyle hesaplamışlar ki hesapladıkları şu. Yani 20. asrın sonunda din diye bir şey kalmayacak yani. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bugün Cumhuriyet'in de kuruluşu tamamen bu zihniyet üzerine kurulmuş. Biliyorsunuz orada fikir babalığını Ziya Gökkerp yapmış. Yani ve tamamen yani biliyorsunuz Bediüzzaman Siteri iki şahıs hakkında sadece tekfir de kelimesini kullanıyor. Bunlardan biri çok iyi bildiğiniz, kemaliyle idrak ettiğiniz bir adam. Diğeri de Ziya Gökkerp. Yani Ziya Gökkerp. Çünkü ona da mülhit diyor, inkarcı diyor yani çok açık bir şekilde. Dolayısıyla onlar pozitivizmi yani akıl esas, vahiy ve mana şiddetle reddedilecek şeklinde. Ve onların en büyük bahanesi de bu soru. Bugün onu okuyalım yani. Öyle içimden geldi. Ehli bid'a diyorlar ki bu taassubu dini yani dine körü körüne tutunma bizi geri bıraktı. Hep bunu konuştular yani. Bu asırda yaşamak taassubu bırakmakla oldu. Yani dine sıkı sıkıya yapışmak ve dini yaşamayı terk etmekle oldu. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti, ilerledi. Yani bu iddiayı hep ileri sürdüler yani. Hep ileri sürdüler. Ben Bilecik İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne dekan olduğum zaman Vali Bey, Başsavcı, işte o zaman Jandarma komutanı, alay komutanı hep birlikte oturduk, sohbet ediyoruz. Aynı cümleyi o zaman yine o komutanlardan biri söyleyince, lan kardeşim dedim, sene kaç şu anda? 93. Anlatabildim mi? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti elinizde? Şu tarihten beri. Japonya ve Almanya sizden sonra başladı. Yani siz uçak yaptınız da dindarlar elinizden mi tuttu ya? Yani? Tamamen yalan. Hiçbir şey yapılıyor yok. Ne oluyor bu? Pili bitti. Pili bitti. Şimdi dolayısıyla tamamen yalan üzerine kurulu bir hadise yani. Böyle. Hiçbir şey cevap veremediler tabii o zaman yani. O zaman tartıştık bunu yani, konuştuk. Bugün ise Malezya ve Türkiye aksini ispat ediyor yani. Türkiye dindar bir kadro gelince... Bugün yani gelmeden önce New York Times'ın, Washington Post'un,
başlıklarını okudum yani. İlk defa kıtalar arası bir tren tüneli yapılmış yani. Yani çok müthiş bir şey bu. Yani ve herkes hayranlığını ifade ediyor. Bu tamamen dindar kadroların eseri yani. Yani onun için Türkiye şu anda elhamdülillah Avrupa'yı da geride bıraktı. İnşallah daha da geride bırakacak. Hele hele 3. havaalanı açılınca iyice yani dünyanın en büyük havaalanı oluyormuş. Ben hiç bilmiyordum öyle olduğunu. Yani bugün Washington Times'taki şeyden yani Washington Post'taki makaleden okudum yani. Dünyanın en büyük havaalanı olacakmış. En büyük mü yoksa en busy diyor. Yani en çok meşgul olacak çünkü. Ha, Frankfurt'u falan devre dışı bırakacak yani bu. Allah'ın izniyle. Onun için Üstad bu cevabı ta 1930'larda 40'larda vermiş yani. Cevabı şu. Yanlışsınız ve aldanmışsınız. Veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dininde müteassıptır. Allah. Burası çok enteresan. Yani şu anda Avrupa'nın %60'ı dinsiz olmasına rağmen siyasi olarak Hristiyanlığını reddetmiyoruz. Hala Türkiye'yi Müslüman diye almıyor. Onun için ben bunlara siyasi Hristiyan diyorum. Normal Hristiyan değiller. Onun için kestikleri yenmez o %60'ın. Bir de bunu manşet yapsınlar bari. Anlatabildim mi? Bir de bunu yapsınlar. Ha, kestikleri yenmez. Ama siyasi Hristiyanlar. Yani çok güzel bir misal veriyor. Hatta bir adi Bulgara veya bir neferi İngilize veya bir serseri Fransıza sarık sar. Sarmazsan hapse atılacaksın denilse taassupları muktezasınca o dinlerine o kadar körü körüne bağlılar ki diyecek hapse değil öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Halbuki yine dinine milliyeti var. Ama böyleler. Hem bu birinci delil yani sizin öyle Avrupa dinden imandan hiç alakası yok yani. Hiç alakası yok. Bilakis. Ama dinden imandan nesilleri sıyrılmış bitmiş. Çünkü ahlaksızlık kemirmiş onları. Yani perişan etmiş. O ayrı mesele. İkinci nokta, bu da ikinci bir delil yani. Hem tarih şahittir ki ehli İslam Müslümanlar ne vakit dinine tam temessük etmiş ise, tam bağlanmışsa o zamana nispeten terakki etmiş. İlerlemiş. En güzel örneği asr-ı saadet. Arkasından 4 sahabe devri. Arkasından Emevilerin İslam'a sarıldıkları dönemler. Abbasilerin ilk dönemleri. Osmanlı'nın ilk 150-200 yılı. Bunlar hep güzel örnekler. Ve şu anda da Türkiye. Yani bütün mesele, yani hakikaten bugün baktığımda şu anda İsrail hapishanelerinde 5800 tane esir tutuklu var ya. Bunların birçoğu kadın, çocuk. Yani şimdi eğer Mısır hakikaten makul bir hale gelseydi, Türkiye gibi biraz maddi açıdan ilerleseydi, İsrail'in bu zulmü bitecekti yani. Bakın Somali o kadar huzur içinde bir ülkeydi ki, sırf İslam'ın hükümleri tatbik ediliyor, insanlık huzur buluyor denilmemesi için orayı fitne soktular ve kıyamet kopardılar. Şimdi kendi başlarına da bela oldu. Yani biz bunu diyerek yani gidip de bir alışveriş merkezine bombalı saldırı yapanları tasvip etmiyoruz. Zaten İslam'a aykırı bu. Ama tabir yerindeyse sıkıştırılan kedi bazen o kendisini sıkıştıranın boğazını parçalar. Bizim bir assubay abimiz var, İhsan Baki abi. Bizim bir diyor meslektaşımız vardı, assubay. Yani evine 2 kilo et götürmüş. Ve kedi yemiş. Gelmiş eve diyordu. Bunu bizatihi yaşamış yani. Anlattı. Kapıyı kapatmış. Elini almış sopayı. Kediyi vurmaya başlamış. Biraz sonra hanımı bakmış ki ses kesildi. Kedinin de cırlağı kesildi. Beynin de kakukuku kesildi. Onun üzerine çağırıyor. Kapıyı açmıyor. Açmayınca kırıyorlar ki kedi atlamış ve boğazını parçalamış. Ben yani şu anda Somali'de vesairede olanları buna benzetiyorum yani. Orayı tamamen bozdular yani. Sırf
İslami hükümlerle idare edilen bir ülke huzur içinde yaşıyor denmesin diye. Yani bunun tek sebebi bu. Ama وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُوا مَاكِرِينَ Hadise bu. Onlar plan ve program yapıyorlar. Fakat ben bütün bunlara rağmen İslam'ın geleceğinden ümit varım yani. Hem tarih şahittir ki ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmiş, bağlanmışsa o zamana nispeten terakki etmiş, ilerlemiş. Ne vakit salabeti İslam'a sıkı sarılmayı terk etmişse tedenni etmiş, gerilemiş. Osmanlı'nın son dönemi bunun en acı hali. Hristiyanlık ise bilakistir. Yani Hristiyanlar dinlerine sımsıkı sarıldıkları zaman geri kalmışlar. Dinlerinden çünkü bozuk din. Tahrif edilmiş. Bu da mühim bir farkı esasiden neşet etmiş. O farkı esasi dediği, çünkü birisi muharref, tahrif edilmiş, bozulmuş din, biri de hak din. Ve bir diğer farkı esasi de üstad başka bir yerde açıklıyor. Zannediyorum burada şey yapacak. Yani bu da önemli bir nokta. Yani İslamiyet hiçbir zaman, İslamiyet hep diyor, bunu daha önce de açıkladı. Yani ilmin yanında olmuş İslamiyet. Zaten Kur'an'ın ilk emri ikra olmuş, oku olmuş. Ama öteki tamamen böyle taassubun vesairenin yanında olmuş. Bu da ikinci delil. Üçüncü delil, hem İslamiyet sair dinlere kıyas edilemez. Bu da üçüncü bir delil. Bir Müslüman İslamiyet'ten çıksa ve dinini terk etse daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Bunu Bediüzzaman Hazretleri başka bir, ne derler ona, eserinde iki tane bina misaliyle izah ediyor. Bu bina misalini hakikaten özellikle genç kardeşlerimin yani mutlaka öğrenmesini istiyorum. Bunu çok zikrediyorum ben. Diyor ki iki bina var. Birinci binanın bütün elektrik düğmeleri, ne kadar odası varsa hepsi bir tek şartele bağlı. İkinci binanın ise her odada ayrı anahtar var. Elektrik anahtarı var. Oldu mu? Şimdi diyor ikinci binada her odanın anahtarı ayrı olduğu için, yani bir odanın anahtarı kapatılsa o oda karanlıkta kalır ama diğer odalar ışık kalabilir, devam edebilir. Ama birinci bina öyle değil. Şarteli indirdin mi bütün bina karanlıkta kalır. Aynen öyle de diyor. Birinci bina bir Müslümanın misalidir. İkinci bina bir gayrimüslimin misalidir. Çünkü tahrif edilmiş, bozulmuş din sahibi oldukları için, anlatabildim? Yani adamcağız, mesela bir adam Hristiyanlığı bıraksa Hazreti İsa'ya daha iyi iman eder Müslüman olduğunda. Üstad bunu söyleyecek yani. Mesela hiç peygamberlere iman etmese Allah'a iman kalabilir. Ama bir Müslüman Allah'a imanı, ahirete imanı, diğer peygamberlere imanı, doğruluğu, yalanın kötülüğünü, zinanın kötülüğünü, bütün bunları sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan öğrendiği için oradan zincirini kopardı mı anarşist olur diyor. Daha hiçbir şey onu esleyemez. Misalleri ortada. Hem İslamiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman İslamiyet'ten çıksa ve dinini terk etse daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenab-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez. Ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Belki kendinde kemalata medar olacak bir vicdan bulunmaz. Tefessuh eder, çürür. Nereden biliyorsun? Mısır'daki idarecilerden. Öyle firavunlaşmışlar ki şu anda bir günde 6000 kişi öldürmüşler. Çok enteresan bir olay yani. Bir tek komünizm Avrupa'da bunu yaptırdı yani. Muhaliflerini böyle, yani demek ki dinden uzak olunca o bakanların ve başbakanın televizyondaki suratına bakın. Hepsi diyorsun ki firavunun ya torunu ya amcasının oğlu. Yani, hakikaten simalar belli yani. O biblavi midir nedir? Hep firavun tipi insanlar yani.
merhamet duygusu kalmamış ya. Yani. Adam düşünün, talimat veriyor askere. İnan ki bizim Türk askeri bu işi yapmaz. Anlatabildim mi? Yani talimat da verilse halka kurşun sıkmaz yani. Ama bunlar öyle değil yani. İyice çürümüş demek, dinden imandan uzaklaşmışlar yani. İçi dışına çıkmış. Aynen öyle. İçi dışına çıkmış. Onun için İslamiyet nazarında, bak bak çok önemli bu, harbi kafirin hayat hakkı var. Ne demek harbi kafir? Yani harbi kafirden kasıt şu. Eğer bir adam ben kafirim derse, Müslüman bir ülkede vatandaş olabilir. Biz ona zimmi diyoruz. İster Hristiyan, ister Yahudi. Anlatabildim? Vatandaş olur. Hayat hakkı var bunun. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi burada harbi kafirden kasıt bir de başka manası var. Burada o mana kastedilmiyor. Burada bu benim dediğim mana kastediliyor. Bir de kafiri harbi var. O ayrı. Savaş halinde olduğumuz ülkenin gayrimüslim vatandaşına da kafiri harbi diyorlar. O ayrı, bu ayrı. Harbi kafirden kasıt bu. Türkçe konuşuyoruz da Türkçe'de o harbi. Diyor ki ben gayrimüslimim diyor yani. Bitti. Ha. Şimdi böyle bir adamın hayat hakkı var. Ama hangi şartta? Hariçte olsa, eğer Müslüman ülkenin dışındaysa, Hollanda gibi, müsalaha etse, Müslüman ülkeyle barış yapsa, biz ona müdahale edemeyiz yani. Şu anda burada Müslümanların hayat hakkı ne kadar bizce kıymetli ve mukaddesse, gayrimüslimlerin de hayat hakkı o kadar kıymetli ve mukaddes yani. Niye? Barış halindeyiz çünkü. Savaş halinde değiliz ülkemiz, öyle bir şey yok. Zaten birçoğunuz da buranın vatandaşısınız zaten. Sizin için hiç öyle bir hak yok. Anlatabildim mi? Yani hele benim için Allah korusun ileride bir savaş ilan edilirse Hollanda ile Türkiye arasında, o ayrı. Ama savaş ilan edilmediği müddetçe bir gayrimüslimin hayatı aynen Müslüman gibi İslamiyet tarafından garanti altına alınmış. Dahilde olsa, peki İslam ülkesinin içerisinde olsa cizye verse. Cizye dediği baş vergisi. Ne demek bu baş vergisi? Bir kelimeyle anlatayım. Bazı gayrimüslimler buna itiraz ediyorlar. Niye bizden böyle bir vergi alıyorsunuz diye. Bir defa bu vergi, anlatabildim mi? Kadınlardan alınmaz. Hastalardan alınmaz. Din adamlarından alınmaz. Sadece askere elverişli olan erkeklerden alınır. Ağır şartları var bunun. Niye alınır? Çünkü İslamiyet'te doğrudan doğruya cihat cephesindeki askerliğe gayrimüslimler çağrılmaz. Tabii ki Müslümanlar vatanı koruyup savaş yaparken gayrimüslimler de bedel ödemeli. Tıpkı bedelli askerlik gibi. Cizye, siz bedelli askerlik deyin yani. Zaten Tanzimat sonrası cizye vergisini bedelat-ı askeriye diye Osmanlı Devleti bedelli askerliğe çevirmiş. Yani adı değişmiş yani. Onun için Avrupalılar veya başka gayrimüslimler, vay siz bizden ayrı vergi aldınız diyemezler yani. Öyle değil yani. Demek ki İslam ülkesinin içinde yaşayan bir gayrimüslim cizye verse, yani o bedelli askerliği ödese, İslamiyetçi hayatı mahfuzdur, korunur. Fakat mürtedin, tabi bunu Hollandalılar duymasın, gerçi duyuyorlar benim kitabımdan, onun için meclislerinde tartışıp duruyorlar. Sanki Akgünüz'ün fikriymiş gibi. Şimdi geçen NOS geldi. Yani özür dileyeceğim. Niye dileyeceğim özür? Benim fikrimden dolayı mı siz bana hücum ediyorsunuz? İslamiyet'e hücum ediyorsunuz. Ben demişim ki gayet açık. Bir insan Alevi olsun, Sünni olsun, Allah'a inanmıyor, peygamberi reddediyor, Kur'an'ı kabul etmiyorsa ona biz Müslüman demiyoruz. Ne onunla evleniriz, ne de kestiğini yeriz. Ama ister Alevi ister Sünni, Allah'a iman ediyor, Kur'an'ı kabul ediyor, peygamberi de İman ediyorsa peygambere de, biz ona hem evlilik olur hem de kestiğini yeriz. Bunu ben söylemiyorum ki bunu. Yani gidin, yani haşa haşa, Cenab-ı Hak'tan mı özür dileteceksiniz yani? Kimin ne haddine bu? Yani mesele bu. Burada da aynı şey yani. Yani mürtedin hayat hakkı yok. Bazı Müslüman kardeşlerimiz, efendim İslamiyet mi öyle, niye katı davranıyor? Anlatabildim? İşte dünyadaki rezaleti görüyorsunuz. İslamiyet diyor ki böyle bir kadın olsa
zaten belli bir cezası var. Erkekse de belli bir cezası var. Ben Hollanda'da İslam hukukunu anlatırken bunu ben İslam kaynaklarından anlatıyorum. Gelin biz tatbik edelim demiyorum ki. Zaten burada öyle bir tatbik yetkimiz yok. Zaten fertlerin tatbik yetkisi yok İslam hukukunu. Devletler tatbik eder ancak. Ama ne yapacaksın? Ama bu bir vaka. Mürtedin hayat hakkı yoktur. Çünkü vicdanı tefessuh eder. Çürür gider. Hayat-ı içtimaiyeye, sosyal hayata bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyan'ın bir dinsizi yine hayat-ı içtimaiyeye, sosyal hayata nafi, faydalı bir vaziyette kalabilir. İşte Steve Jobs değil mi? Yahudi miydi o yoksa Müslüman? Neyse işte Hristiyan neyse. Adam işte yaptı işte. iPhone'u kullanıyoruz. Yani baksana o da fotoğraf çekiyor onunla. Bazı mukaddesatı kabul eder. Yani mukaddes bir kısım değerleri kabul eder. Ve bazı peygamberlere inanabilir. Ve Cenab-ı Hakk'ı da bir cihette tasdik edebilir. Ama Hazreti Resulullah'ın zincirinden kopan bir adam Allah'ı da inkar eder. Bu çok önemli bir nokta yani. Acaba bu da çok güzel. Bunu ben Hollandalı idarecilere de söylüyorum. Anlatabildim mi? Yani sırf bizimkilere değil. Burada muhatap onlar da var. Acaba bu ehli bid'a, yani devamlı İslamiyet'in hükümlerini değiştirmeye çalışan insanlar ve doğrusu ehli ilhad, dinsizler, bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Gördünüz işte gezi çapkınlarını. Ya camiye pisliyor, ya şeyleri taşları kaldırıyor. Ya Allah için bir gösteri yapıp da hayırlı bir iş yaptıkları vaki mi? Gittikleri yıkıyorlar. Gittim ben. İstanbul, Ankara'da Kızılay'ı da gördüm. Bütün kaldırımlardaki taşları sökmüşler. Ulan aferin o belediye başkanına. İsim zikretmeye gerek yok. Tamir etmemiş. Demiş etmeyeceğim. Millet görsün ne hale getirdiklerini. Dinsizler budur işte yani. İlla katılanların hepsine dinsiz demiyoruz biz. Ama organizatörlerin önemli bir kısmı dine düşman olan ekip. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Hadise ortada. Diyor ki dinsizlikle hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa Allah'ı bilmeyen dinsiz 10 serserinin idaresi ve şerlerini def etmesi 1000 ehli diyanetin idaresinden daha müşküldür. Bir asra yakındır. Kaç defa ihtilal yaptılar? Bir askeri caddeye koydular. Milyonlarca dindar Müslüman sesini çıkarmadan itaat etti. Zulmeder razı oldu. Dindar çünkü. Devletime zarar gelmesin, milletime zarar gelmesin dedi. Ama öteki öyle mi? Demek 1000 ehli diyanet. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, şimdi bu yazıyı, bu dersi okumak çok lezzetli. İlerlemeyi, yani teknolojik açıdan, endüstriyel açıdan ilerlemeyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idareyi hükümete muzır oldukları gibi, yani devletin idaresinde zarar verdikleri gibi, terakkiye dahi manidirler. Her askeri ihtilal Türkiye'nin 30 yılına mal olmuş. Şu anda Mısır'da maaşları veremiyor hükümet. Gebersinler inşallah. Kendileri de beraber gebersin. Akgündüz sert konuşuyor diyeceksiniz. Bu cümle benim değil. Bu cümle Kur'an-ı Kerim. Kul mutu bi gaydikum. Öfkenizden geberin ulan diyor. Ulan yok tabi. Buradan bir okuyun. İşte o. Kul mutu bi gaydikum. Aynen ayet-i kerime. Kul mutu bi gaydikum. Hocam şeyin Mehmet Akif'in çevirisinde o kelimeyi kullanmış. Aynen öyle. Öyle mi demiş? E tabi Mehmet Akif'lerine de olsa akrabalığımız var herhalde. Özellikle. Yani aynen öyle. Terakki ve ticaretin esası olan bu çok önemli. İlerlemenin ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Ben anlattım, size de anlatayım. Gaziantep'te ilk 500'e giren bir iş adamı, Gaziantep'e gitmiştim ben bu yaz. Geldi bana bizatihi şunu anlattı. Diyor ki hocam, isim zikretmeyeceğim. Hakka tecavüz olur çünkü bu yayınlanacak. CHP'nin idaresinde bulunan
ve Antep'in çok ileri büyük zenginlerinden olan bir ailenin reisine iş yaptım ve gittim, parayı teslim alacağım, çekleri teslim alacağım. Elini öptüm çünkü 80 yaşında bir adam, meşhur bir adam, ben de tanıyorum. O aile, o ismi söylesem herkes tanır yani. Bunun üzerine diyor, çok ilginçtir, bana dedi ki diyor, genç kardeşim nasıl gidiyor işler? Çok iyi dedim diyor amca. Peki Türkiye'de yatırımın var mı? Bu arkadaş da 3000 kişiyi çalıştırıyor fabrikalarında. Böyle bir adam yani. Dedim ki diyor, var, yeni fabrikalar kuracağız. Dedi ki diyor, 4 Nisan 2013 bu. Dedi ki diyor, evladım seni seviyorum. Türkiye'de yatırım yapma. Çünkü 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de sokak savaşları başlayacak demiş. Yani bunlar ilerlemenin ve ticaretin temeli olan emniyet ve asayişi de mahvediyorlar. Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Acaba üstad burayı yazarken bu protestocuları mı seyretti acaba? Aynen. Sen Star'dan, televizyondan veya benzeri bir televizyondan kayıt yapıp gönderdin herhalde. Sen de acayip tehlikeli bir adamsın. Ama nasıl ifadeler değil mi? Öyle. Dünyada en büyük ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden terakki, ilerleme ve saadet-i hayatiye, yani hayata ait bir mutluluk beklesin. Böyle ahmaklardan biliyorsunuz bunun kim olduğunu, mühim bir mevkiyi işgal eden birisi demiş ki, biz Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Halt etmiş. Bugün halt ettiği ortaya çıktı. Cevabül ahmaki es-sükut. Bu zaten ahmak değil, daha ilerisi. Ahmakın cevabı sükuttur. Kaidesince böylelere karşı cevap sükuttur. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht gafiller. Bu da çok güzel. Kötü bahtlı gafiller bulunduğundan deriz ki, ey beçaralar, bu dünya bir misafirhanedir. Burada karde yönelik. Artık bu cümleleri hissederek okuyorum. Çünkü ömrümün son aşamasına doğru geliyoruz. Dünyayla tabii alakamız kesildi. Yani kalp hastalığı var Allah'a şükür, şeker var Allah'a şükür, kolesterol var, yüksek tansiyon var. Hiç olmayan yok yani. Rabbime şükrediyorum. Yani hissediyor. Dünya bir misafirhanedir. Ahmet kardeş de misafirhaneye geç gelenler alınmaz ama alalım bakalım hadi. Dünya bir misafirhanedir. Her günde 30 bin şahit. Şu anda ne kadar? Yo, 120 bin mine şu anda. Evet. 120 bin kişi ölüyormuş. Geçen epey 10 sene önceki şey istatistik bu. Her gün. Her gün. Tabii. Cenazeleriyle el mevtü hakkun, ölüm haktır hükmünü imza ediyorlar. Ne reddedeceksin? Ve o davaya şehadet ediyorlar. O dava dediği ölüm haktır davası. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, ölüm Allah Allah dedirtiyor. Mecbursun. Sekeratta o ölüm döşeğinde yatarken, o titreme başladığında Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz, hangi model arabanız Mustafa Bey? Anlatabildim. Hangi villanız? Zulümat-ı ebedi, o ölecek adamın önündeki ebedi karanlık nereye gittiğini bilmiyor. Bu kafire göre, bize göre öyle değil. O sekerattakinin önünde ışıklandırır. Yani yesi mutlakını, mutlak ümitsizlik içinde ümidi mutlaka çevirebilir. Ben anlattım, bizim hanım burada Hollandaca öğrenmek için 75 yaşındaki bir kadından ders alıyor haftada bir gün. İşte yemek konuşuyor. Turksi eğitim
Ondan sonra Nederlands'ı eğitim, bilmem bunları konuşuyorlar. Sıra geliyor religiye. Yani herkes önümüzdeki hafta, yani bir bizim hanım anlatacak, bir o anlatacak. Başladı diyor 75 yaşında, 76 yaşında kadın. 3 dakika konuşabildi. Hiçbir şey bilmiyor dinle alakalı. Anlatabildim mi? Ben tabii başladım Allah'a iman, ahirete iman, ölümü anlatıp, cenneti cehennem. Öyle bir bağırmış ki, yeter, ölümü görüp duymak istemiyorum. Mutlak ümitsizlik işte bu. Ve ders bitti. Daha ders vermekten vazgeçti kadın. Aynen bu yani. Bu. Madem ölüm var, kabre girilecek. Bu hayat gidiyor. Baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse 1000 defa Allah Allah demek lazım gelir. Hem Allah yolunda olsa tüfek de Allah der. Top da Allahu Ekber diye bağırır. Allah ile iftar eder. İmsak eder. İftar etmek ne demek? Dinle. Her sene düzenliyor yemeği de şimdi bilmiyor. Orucunu açmak demek değil mi? Anlasın. İmsak etmek de demek. Başlamak. Orucu tutmaya başlamak ya. Ulan geçerler. Tabirleri öğrenin de. Şimdi yorulmadınız değil mi? Devam edin. Dördüncü işaret. Tahribatçı ehli bid'a iki kısım. Bu da çok harika bir taksim. Yani böyle yıkıcılık yapan ve bid'atlara taraftar olan. Bid'at demek sünnetin zıddı. Kur'an ve hadisin hükümlerine aykırı her şeye bid'at diyoruz. Yoksa sonradan meydana gelen şeylere değil. Onu da açıklayayım. Bid'at sonradan ortaya çıkan şey demek. Yani mesela şurada sandalye yokken birisi getirip ortaya bir sandalye koysa bid'at diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bid'at kürsüsü diyebilirsiniz. Ama bu iki kısım. Birisi bid'at-ı hasene. Anlatabiliyor muyum? O kürsü o kısımdan yani. Yani güzel bid'at yani. Sonradan Resulullah'ın döneminde yokmuş. Şimdi var yani. Halı yok mu? Var. İşte bilmem şu var. Bir de bid'at-ı seyyie. Burada kastedilen bu. Kur'an ve sünnete muhalif olan ve yeni ortaya atılan şey. Her şey bu manada bid'at. Yani bid'atı seyyiye. Kötü bid'at. Burada kasıt o. Bunlar iki kısımdır. Bir kısmı güya din hesabına. İslamiyete sadakat namına. Güya dini milliyetle takviye etmek için. Zaafa düşmüş din şecere-i nuriyenisini, yani güya din ağacı zayıflamış, milliyet toprağında dikmek. Hani meşhur ya kanımız, ne diyor? Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Tamam da kardeşim, tamam güzel bir şey bu cümle. Ama yani illa yani ey Türk titre ve kendine dön. Titre bakalım sen, senin adın ne? Yani bununla olmuyor yani. Türk'ün kendine dönmesi yine İslamiyetli oluyor. Bu iş Kürt için de geçerli, Arap için de geçerli. Yoksa sırf milliyetle insan kendine dönmüyor yani kendine gelmiyor. Şimdi burada kuvvetleştirmek istiyoruz. Dindar bir kısım milliyetçiler bu gruba giriyor. Şu anda da bu iddiayı ileri sürmek bir kısım dindar Kürtçülere döndü. Yani eskiden yine Türkçüler devam ediyor da ama dindar Kürtçüler de başladı bu sefer yani. Efendim işte dindarlığımız daha çok güç bulur. Kürtlüğümüzü de unutmazsak. Unutma bakalım. Senin münker nekir, Kürtlüğünü mü soracak, namazının niyazını mı soracak? Veya Türklüğünü mü soracak, onu mu soracak? Diye dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar. İkinci kısım ise, bu da çok enteresan, millet namına ve milliyet hesabına. Unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen. Bu işte Ziya Gökkerp grubu. Yani güya ırkçılığa kuvvet vermek için milliyeti İslamiyetle aşılamak istiyoruz diye bid'aları, yani bir kısım İslam'a aykırı şeyleri ortaya atıyorlar. En güzel örneği ezanın Türkçe'ye çevrilmesi. Bir tane daha
teşebbüs edip de muvaffak olamadıklarını anlatmışımdır daha önce. Kazım Karabekir Bakanlar Kurulu'nda anlatmışımdır bunu. Eğitim Bakanı bir teklif getiriyor. Diyor ki nasıl olsa Arapçayı yasakladık. 20-30 sene sonra artık Türk milleti genci Kur'an'ın aslını unutacak. Biz de diyor inkılaplarımızı bu millete anlatamadık. Millet de dinine bağlı. Gelin diyor bizim inkılap ve ilkelerimizi Kur'an'ın ayetleri arasına serpiştirelim. Yani işte Sure-i Bakara'ya bir inkılap, bir ilke. Sure-i Şuara'ya bir ilke. 40-50 sene sonra diyor zaten Türk gençliği onları ayet zannedecek diyor. Ahmaka bak. Anlatabildim mi? Ve bu teklifi getiriyor biliyor musun Bakanlar Kurulu'na? Ve bu teklif üzerine Kazım Karabekir artık Bakanlar Kurulu'ndan istifa ediyor ve o ekibi terk ediyor. Bu kadar da rezalet olmaz diyor yani. Yani bunun üstadın dediği bu yani. Şimdi üstad önce birinci kısma seslenecek. Birinci kısma deriz ki yani onlar güya din zayıflamış, bunu milliyetimizle kuvvetlendirelim şeklinde. Ey sadık ahmak! Yani dürüst bir adam ama ahmak. Itlakına söylenmeye masadak bu sözü kendinde gördüğümüz beçara ülema-i su, ülema-i su dediği ilmini kötüye kullananlar. Hepsini biliyorsunuz. İşte Ezher Şeyhi bunlardan biri. Eski Mısır müftüsü bunlardan biri. Türkiye'den isim vermiyorum. Zaten maşallah yani onları belli bozuk televizyon kanalları hepsini ortaya koyuyor. Ülema-i su. Ben bununla alakalı bir makale kaleme aldım. 40-50 tane ülema-i su ile alakalı hadis-i şerif var. Yani çok enteresan. Çok ilginç bir hadis de şu. Köpek gibi salçalarını akıtırlar. Salyalarını akıtırlar diyor. Yelhez zelike ayetini okuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tam öyle. Salya akıtıyorlar biliyor musun? Tabi saf Müslüman da bana devamlı ey hocam sen böyle diyorsun ama A9'da şöyle şöyle senin aleyhinde bir şey çıkmış. Ulan ben ne diyeyim salya akıtmışsa birisi. Anlatabildim mi yani? Yani dünyadaki köpeklerin çok affedersin salyalarını temizleme mümkün değil ki. Bitiremezsin yani. Biz onun için onunla bununla meşgul olmaya gerek yok. Biz yani doğruyu anlatacağız, güzeli anlatacağız. Ama ülema-i su deyince bunlar. Çok enteresandır. Mesela Avrupa, özellikle Almanya son zamanda bu Merkel sebebiyle müthiş bir İslam düşmanlığına girişmiş durumda. Adam bir kelime İngilizce bilmiyor. Bu ülema-i su'dan biri, profesör. Hem de İslam hukuku profesörü. Ama Almanya Uluslararası Sempozyum'un açış konuşmasını veriyor. Tabii. Şey önemli değil. Yani onun için bu birinci grup sadık ahmak ıtlakına masadak beçara ülema-i su. Veya meczup. İsim söylemeyeyim. Bunlar var belli. Akılsız. Cahil sofiler. Başta gelenlerini tanıyorsunuz. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Anlatabildim mi? Hakikat-ı kainat içinde kökü yerleşmiş. Kainatın içinde kök salmış İslamiyet. Senin milliyetin mi onu kurtaracak? Sen İslamiyet'e sarıl da milliyetin kuvvet bulsun. Ve hakaiki kainata, kainatın hakikatlarına kökler salmış olan şecere-i tuğba-i İslamiyet. Bunu açıklamıştım. Şimdi bilmezseniz ceza keseceğim. İslamiyet'in tuğba ağacı. Ne demek İslamiyet'in tuğba ağacı Haluk kardeş? Cezayı hazırla. İzah edemezsen ceza var. Kopya yok. İslamiyet tuğba ağacı. Ne demek yani bu? Bilmiyorum hocam. Ha, peki. İki tane Bediüzzaman kitabını satacaksın ona, tamam mı? Karşılıksız ceza almıyoruz biz. Ceza kesmiyoruz. Evet, sen söyle bakalım. Sahabeler, hayat, Kur'an. İki tane de bu vatandaşa.
En iyisi cezayı çoğaltmayalım. Ali Bey söyle bakalım. Hocam Tuğba ağacı kökleri gökte olan, aşağı doğru dalları olan ağaç. Dalları evet. Evet. Burada niye benzetiyor? İslamiyet hocam benzetiyor. Aşağı be ya. Zaten öyle İslamiyet anlatıyor. Ulan Ali kardeş bunlardan al ona ver. Tamam mı? Bak üstadın İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i Tuğba ağacına benzetişinin sebebi şu. Ali kardeşin dediği gibi Tuğba ağacı cennetteki bir ağaç. Kur'an-ı Kerim naklediyor. Hadisler anlatıyor, işaret ediyor veya. Kökleri yukarıda, meyveleri, dalları, budakları aşağıda. İslamiyet Tuğba ağacı gibi. Çünkü kökü vahiydir. O semadan, Cenab-ı Hak'tan geliyor. Meyvesi de şer'i hükümlerdir. Bize tatbik ediliyor. Anladık mı neden teşbih edildiğini, neden böyle bir benzetme yapıldığını? Oldu mu Haluk kardeş? Anladın mı? Yoksa bir daha sorarsak bak. Ceza. Anladım hocam. Ha haydi bakalım. Ha. Demek ki Allah Allah. Şecere-i Tuğba İslamiyet mevhum, vehim üzerine kurulu, muhakkak, cüz'i, hususi, menfi, yani olumsuz, belki esassız, garaskar, zulümkar, çok zulme sebep olabilir. Zulmani, karanlık unsuriyet, ırkçılık toprağına dikilmez. Onu oraya dikmeye çalışmak ahmakane ve tahripkarane, bid'akarane, bid'atça bir teşebbüstür. Ben naklettim 1990'da birinci işte meşhur Körfez Harbi'nde biz şeye çağrıldık. Nedir? Riyad'a. Orada bir Mehrecanül Cihad sempozyumu var. Kral Fehd katıldı. Bu Kral Abdullah o zaman şeydi, Veliyül Ahd'tı. Bütün devlet erkanı orada, 2500 kişilik bir salon. Ben de tam üçüncü sırada oturuyorum. Yani benden iki sıra önde kral oturuyor. Bizim Servet Armağan abiyle birlikte. Tabii her çıkan başlıyor önce işte şöyledir. El ümmetül arabiyye. Tabii ben dayanamadım, patladım. Ulan başınıza patlasın ümmeti arabiyeniz dedim. Biz buraya bunun için mi geldik? İslamiyet ümmeti Muhammed'i korumak için, yani konuşmak için geldik. Bir baktım, bir sıra önümdeki bir profesör, Arap profesör böyle. Usaddiku kavlekel sadık dedi. Senin doğru sözünü aynen tasdik ediyorum dedi. Meğerse Türkiye'de doktora yapmış adam Türkçemi anlamış. Aynen katılıyorum sana dedi. Ulan dedim iyi ki başkası duymadı. Neyse. Bunun üzerine tabii ben bunu söyledikten kendi aramda konuşuyorum. Yani şeyde diyor ki Servet hocam da hocam seni sınır dışı ederler diyor ya. Başına gelmedik kalmaz sus. Bir şeyden Hindistan'dan Cemiyet-i İslamiye başkanı bir profesör çıktı. Dedi vallahi ben konuşmayacağım. Bana söz hakkı verdiniz ama konuşmaya gelmedim. Ben bu konferansı terk etmeye geldim dedi. Ama o kadar hoşuma gitti ki. Aynen öyle yani. Neden derseniz dedi. Kral orada, bütün bakanlar orada. Dedi kardeşim biz buraya ümmeti Muhammed'in problemini çözmek için geldik. 1,5 gündür ümmeti Arabiye, ümmeti Arabiye'den başka dilinizden bir kelime çıkmıyor. Vallahi billahi ben Arap değilim, ben Hindim dedi. Haydi alasmaladık ben gidiyorum dedi adam. Yani. Dolayısıyla bu yani bu birinci grup. Bir de ikinci grup var. Onlar şey olan. İkinci kısım milliyetçilere deriz ki ey sarhoş hamiyet furuşlar. Bunların sarhoş olduğunu söylüyoruz. Bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Yani ırkçılık. Şu asır unsuriyet asrı, ırkçılık asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istila ediyor. Yani Çin'in komünisti geliyor, Avrupa'nın komünistiyle ittifak kuruyor. Sen hangi ırkçılıktan bahsediyorsun? Unsuriyet fikrini kırıyor. Unsuriyet asrı geçiyor. Ebedi ve daimi olan İslamiyet milliyeti. Muhakkak, geçici, dağdağlı unsuriyet ırkçılıkla bağlanmaz ve aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da İslam milliyetini ifsad ettiği gibi, bozduğu gibi unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ipka edemez. Devamlılık olmaz. Evet, muhakkak aşılamakta bir zevk ve muhakkak kuvvet görülür. O ırkçılıkta bir zevk var.
Başka bir yerde şehametli bir kuvvet var. Uğursuz bir kuvvet de var diyor. Nitekim bunu ben daha önce bu milliyetçilik bahsinde o ayeti anlatmıştım. Ona girmiyorum. Fakat pek muvakkat ve akıbeti hatarlıdır. Hem Türk unsurunda bu da çok acıdır. Ebedi, sürekli olacak, kabil iltiyam olmamak suretinde. Yani tedavisi mümkün olmayacak şekilde bir inşikak çıkacak, bölünme çıkacak. Ve maalesef çıktı PKK. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Yani bugün özellikle, gerçi Kürt kardeşlerim bunu kabul etmiyor ama bana göre en az %50 yani Kürt kardeşlerimin o genç nesli tamamen ateist durumda. Adamlar diyor ki biz şeyiz, biliyorsun, Yezidiyiz. Veyahut da işte ne diyorlar? O, şamanist. Şamanist değil, o Türklerinki. Zerdüşt. Ha, Zerdüşt'üz diyor. Niye Kürtlerle Türkleri karıştırıyorsun? O kafatasçıların bir kısmı şamanizme meylediyor. Ama Kürtler de Zerdüşt'lüğe sahip çıkıyor. Yani demek ki hem Türk unsurunda ebedi kabili iltiyam olmamak suretinde. Yani çok acı. Tedavisi çok zor. Bir inşikak bölünme çıkacak. O vakit milletin kuvveti bir şık bir şıkkın kuvvetini kırdığı için hiçe inecek. Türkiye tam 300-400 milyar dolar kaybetmiş. Şeyden dolayı. Siz düşünebilir misiniz bunun Türkiye'de yatırıma gittiğini? Şu anda biz Almanya'yı falan geçmiştik, bunu bilesiniz. İki dağ birbirine karşı bir mizanın, bir yani şeyin, ne derler onu? Terazinin iki gözünde bulunsa bir batman kuvvet o iki kuvvet ile oynayabilir. Yukarı kaldırır, aşağı indirir. Ben bir şey daha okumak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Tabii bu da ayrı bir bahis yani. Ayrı bir bahis. Üçüncü sual. Diyorlar ki senin eski zamanlardaki müdafaaların, yani eski risalelerde ve İslamiyet hakkındaki mücahedelerin, yani ne demek bu? Bu şu demek. Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz evvela 3 aylık tahsilden sonra biliyorsunuz İslami ilimleri tamamlamış. Hatta müsbet ilimleri de elde etmiş. 90 kitabı ezberlemiş ve bütün şartta ulemayla münazaralara ve yarışmalara girmiş. En son Bediüzzaman ünvanını bizzat hocası ona vermiş yani. Alimler vermiş, kendisi vermemiş. Yani zamanın eşsiz alimi manasına. Gitmiş işte Mardin'de alimlerle tartışmış, Mustafa Ağa'yla şey yapmış, o meşhur ağalarla görüşmüş vesaire vesaire. 1907'nin sonuna doğru İstanbul'a geliyor. Yani bu cümleler her biri tarih olacak. Biz bunun için 1200 sayfa yazdık yani şu iki kelime için yani. Eski zamandaki senin diyor müdafaaların ve İslamiyet hakkındaki mücahedelerin. Abdülhamid'e geliyor. Aman diyor, şart gidiyor. Üç düşman var bildiğiniz gibi. Cehalettir, ihtilaftır ve fakirliktir. Bunun çaresi şudur diye mücadelesine devam ediyor. Derdini anlatamadan bildiğiniz gibi önce maalesef şeye, hastaneye, akıl hastanesi değil ona. Yani orada bir, ama akıl hastası iddiasıyla hastaneye. Yani mimaristan diyorlar ona yani. Mimaristan yani hastane manasında Üsküdar'da bir yer. Arkasından mahkemeye. Bütün bu mücadeleleri şu anda onunla meşgulüm. İngiliz işgal kuvvetlerinin sorduğu sorulara, cevaplara, Şeyhülislam'ın Kuvayi Milliye aleyhinde verdiği fetvaya karşı onu çürütmek için yaptığı açıklamalar, İngilizlerin gizli siyasetine karşı mücadeleleri, yani üstadın baştan başa mücadelelerle dolu. Eskiden böyle. Ama diyorlar ki şimdiki tarzda değil. Şimdi oturmuş Barla'da bir köy, eline almış talebeleri, kendisi de fazla hattı yok, yarı ümmi, sadece okuyor. Ama oradaki eski halinden fazla endişe etmeyen hükümetler ve devletler
Barla'daki bir köyde oturmasından rahatsızlar. Yani şunu bilin, hakikaten Müslümanların önemli bir kısmı Bediüzzaman'ı anlayamamış ama ehl-i küfrün hemen hemen %70'i onu çok iyi tanımış. Asıl tehlike orada oturandır demiş yani. Yani bu hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Bu da çok önemli. Yani istisnalar hariç hiç Üstad Hazretleri İslamiyet işte iktisatta şöyle yüksektir, işte şudur, kapitalizme göre şu avantajı vardır. Hayır hayır. Mahsa iman hakikatlerinin izahı. Kur'an'ın bazı düsturlarını Avrupa medeniyetinin düsturlarıyla kıyaslama böyle gidiyor. Neden eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevi mücahidin İslamiye, İslam mücahitleri kimin gibi? Mesela şey gibi, Seyyid Kutup gibi, Hasan en-Nedvi gibi, Ebu'l-Ula Mevdudi gibi. Bunlar gibi tarzında niye hareket etmiyorsun? El-Cevat, eski Said'le mütefekkirin kısmı, işte Mustafa Sabri gibi, Abdülaziz Çaviş gibi, tefekkür sahibi yani düşünürlerin kısmı, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i Avrupa'iyenin düsturlarını kısmen kabul. Yani insanlığın ortaya koyduğu felsefenin ve Avrupa'daki felsefi esasları kısmen kabul edip onların silahlarıyla onlarla mübareze ve mücadele ediyorlar. Metot bu. Anlatabildim. Hakikaten de öyle. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını müsbet ilimler suretinde, bu da çok önemli, la yetezezzel. Sanki hiç sarsılmayan kurallar gibi zannediyorlar. Şu anda demokrasiyi böyle kabul eden çoğu Müslümanlar hatta Nur talebeleri gibi. Yani bu çok enteresan. Ben Islamic Public'le o kitabımda çok açık açıkladım. Efendim, Universal Human Rights. Yani ne diyorlar? Evrensel insan hakları. Kusura bakmayın, evrensel insan haklarının kime göre? Avrupalılara göre veya Amerika'ya göre. Hiç öyle değil. Ne demek yani? O haklardan bir kısmı var ki bana göre hak değil. Şu anda, çok özür dilerim, gay olmak Avrupa değerlerine göre bir hak. Ama bana göre hak değil. Rezaletin ta kendisi. Ben ona asla kabul etmem. Ama onu yaşayana da karşı çıkmam. Zaten hakkım da yok karşı çıkmak için. Yani o kadar güzel... Şimdi anlıyoruz üstadı yani. Bir derece kabul ediyor. Adam yani mümkün mertebe İslamiyet'in düsturlarını tam demokrasidir diye anlatmaya çalışıyor. Ulan kardeşim demokrasi beşeri bir fikir, ideoloji. İslamiyet bir din. Şöyle diyebilirsin. Demokrasi ile İslamiyet'in hükümleri arasında benzerlik var diyebilirsin. Ama sanki demokrasi veya işte evrensel insan hakları teorisi hiç böyle sarsılmayacak bir şeymiş gibi kabul edip ona göre İslamiyet'in hükümlerini değerlendirmeye kalkarsan o zaman çuvallarsın. Anlatabildim mi? O zaman çuvallarsın. Bakın yani bir kısım düsturlarını müsbet ilimler gibi yani sanki fizik kimya gibi la yetezezler hiç sarsılmayan gerçekler gibi kabul ediyorlar. O suretle İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyor. Adeta kökleri çok derin zannettikleri felsefenin dallarıyla İslamiyet'i aşılıyorlar. Yani güya işte burada İslamiyet'i onunla aşılıyor. İslami demokrasi. Yok kardeşim, demokrasi İslam. Ne dersen de ikisini de kabul etmiyoruz biz. İslam İslam'dır. Ha demokrasiye benzer tarafları elbette ki vardır. Ona bir şey demiyorum. Temel hak ve hürriyetlerde elbette ki birleştikleri noktalar çoktur. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek, yere düşürmek olduğundan o mesleği terk ettim. Hem bir fiil gösterdim ki gerçekten de Misbah adlı dergide Bediüzzaman Hazretleri laikliği tartışıyor. Bediüzzaman Hazretleri Avrupa'dan hukuk dilenciliğini tartışıyor. Bediüzzaman Hazretleri demokrasiyi tartışıyor. Onları terk ettim dedi o. Ben şimdi her kelime böyle yani sayfalar açıyor gözümün önünde okudukça.
Şimdi ve bil fiil şunu gösterdim ki İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları onlara yetişmez. Belki sathi kalır. 30. söz, 24. mektup, 29. söz bu hakikati bürhanları ve delilleriyle ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte felsefeyi derin zannedip İslami hükümleri zahiri telakki edip, yani üstün körü aşağı, felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki İslam'ın hükümlerine yetişsin? Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina Muhammed. Kemâ salleyte alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli İbrahim'e fil âlemîn. İnneke hamidun mecid. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. El-Fatiha.